Merhaba, ben Yonca Dervişoğlu. Google'ın Avrupa, Orta Doğu ve Afrika'da 35 ülkesinde bütün ürünlerinin pazarlamasından sorumlu başkan yardımcısıyım. 14 senedir Google'da çalışıyorum. Kariyerimde kadınların çok önemli rolü oldu. Bunu biraz geç fark ettim. Mesela babamı çok düşünürdüm bir rol model olarak. Babam profesör İTÜ ve Boğaziçi'nde elektrik elektronik mühendisliği, sonra University of California Berkeley'de. Fakat bir süre sonra, özellikle anne olduğumda, hayatımda kadınların çok önemli rol oynadığını düşündüm ve fark ettim. Annem çok önemli bir rol oynadı. Bursumu almam, master'a gitmem konusunda. Google'dan önce kariyerime aslında Çanakkale Seramik Grubu'nda başladım. Bana bursumu vermişlerdi Amerika'da. Unilever, Yahoo ve şu anda 14 senedir Google'da kadın patronlarım oldu. Müthiş kadın liderlerden bahsediyoruz. Yani müthiş. Ve onların hayatımda çok önemli rolleri oldu. Gelişmemde, beni yapamayacağımı düşündüğüm şeyleri yapmaya itmede ve kız kardeşimin de hayatımda çok önemli bir rolü var. Bir şeyi sıkıştığım zaman hala aslında abla benim, o küçük kardeş. Fakat sıkıştığım zaman 5 dakikalık bile olsa onu arar, çetrefilli durumların içinden beraber çıkarız. Ve hayatımda kadınlardan çok destek gördüğüm ve ilham aldığım ve güç aldığım için gençliğimden bu yana bunu geri ödemeyi kendime bir borç biliyorum. Bende muazzam bir etkisi oldu. Bana çok güç verdi. Umarım ben de bunu birçok kadın için, genç kadın, her türlü kadın için yapabilirim. Cam tavan çok duyduğumuz bir konu. Cam kırılabilir veya içine bir kapı yapılabilir ama adı üstünde bu cam tavanın kimseyi, yani bir çalışan kadını etkilememesini, fazla kafaya takmamalarını rica ediyorum, istiyorum. Tabii ki kolay değil. Mesela bana gelip de kariyerleriyle ilgili benden tavsiye almak isteyen kadınların sorduğu bir numaralı soru, hem anne hem kariyer sahibi olabilir miyim? Hiçbir tane erkek bana gelip bu soruyu sormadı. Şimdi düşünüyorum da bunca yıllık kariyerimde. Halbuki anne olmak, baba olmak eşit derecede önemli ve her şey annenin üzerine düşmemeli. Fakat bunu söylememe rağmen kendim anne olduğumda her şeyi ben yapacağım diye üstüne atladım ve çok zorlandım. Tabii ki işimden hiçbir şekilde feda etmedim, anneliğimden de etmedim. Olan bana oldu. Dolayısıyla belki yine kendime ve orada her yerde çalışan kadınlara söylemek istediğim şey, yardım istemek güçsüzlük belirtisi değildir. İşinizi yapabilmek, yaptığınız herhangi bir işte başarılı olmak için istediğiniz yardım, tamamen bunu bir güçlü bir iş kadını olarak işinizi yapmanızda yardımcı olacak bir şey olarak düşünürseniz çok daha hayatınızda rahat edersiniz. Önemli olan anne olmak istiyor musunuz? Çalışan anne olmak istiyor musunuz? Bunun cevabını kendi içinizde verin. Verdikten sonra da isterseniz anne olun, işi bırakın, isterseniz çalışan anne olun. Ama ne oldu? Özellikle çalışan annelere söylemek istediğim şey, ben çok mutluyum. Yaptığım işten gurur duyuyorum. O gururu kızlarımın gözünde bana bakarken veya arkadaşlarına benim yaptığım bir projeden bahsederken gördüğümde daha da şimdi duygulanıyorum hatta. Dolayısıyla bundan büyük, insanın kendi potansiyelini gerçekleştirmesi kadar büyük bir mutluluk ve bir rol modellik olamaz. Yardım istemek bir güçtür, güçsüzlük değildir. Siz varsınız, hedefiniz var. Sizinle o hedefe ulaşma arasında yardım istiyorsunuz. Bu evde olabilir, işte olabilir. Bunu unutmayın. Cam tavanı kırmakla ilgili başka bir düşüncem de, büyük projelere talip olun. İş kadınlarından arzum bu. Gene kendi tecrübeme baktığım zaman
Patronum bana dedi ki Google'ın Dünya Ekonomik Forum Davos'la ilişkisini senin global olarak götürmeni istiyorum. Aa dedim, ne alakası var? Ben Davos'a gitmedim bile, yani ne alakası var? Niye beni düşünüyorsun? Yapacaksın dedi. Ve şimdi belki 8 sene oldu ve gerçekten çok iyi bir ilişkimiz var. Ama neden, yani ben ne alakası var dedim. Hakikaten bugüne kadar belki yapanlardan çok daha başarılı yapmış olmama rağmen, şimdi tabii geriye bakıp gördüğüm zaman. O yüzden lütfen her zaman büyük projelere atlayın. Hele birisi size onu verdiği zaman, ama özellikle vermediyse bile ve büyük projelere sizi biraz böyle rahatsız eden, acaba yapabilir miyim diye heyecanlandıran projelere talip olun. CMX'in bir parçası olmak için sen de hemen hikayeni paylaş.